نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah'ım, evlatlarım hata etti. Şeytan onları kandırdı. Ben kendi hakkımı helal ettim. Sen de onları bağışla. Görüyorsun ki eski hatalarını telafi etmek için çalışıyorlar. Onların tövbesini kabul et. Her ne kadar sana dönmekte gecikmiş olsalar da. Kalpleri kırık geldiler. Her ne kadar tövbe etmekte gecikmiş de olsalar. Bu kez çok ama gerçekten çok pişmanlar. Rahmet denizinden bağışlanma ümit ediyorlar. Günahlarını bağışla. Bir baba evlatlarını bağışlayamayabilir mi hiç? Daha başından sizin için af dilemek istiyordum. Ancak büyük günahlarınızdan dolayı Allah'ın duamı kabul etmeyeceğinden korkuyordum. Seher vaktini bekledim. Seher vakti duaların kabul edildiği vakittir. Bu vakitte Allah'ın beni boş göndermeyeceğini ümit ediyorum. (Gülüyor)
Mısır sınırı işte orası. Durun! Durun! Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kendileri İbrahim oğlu, İshak oğlu Yakup'tur. Bizler de onun çocukları ve torunlarıyız. Mısır Azizi ile görüşmek için Teps kentine gidiyoruz. Kervanınız buğday satın almak için mi Teps'e geliyor? Hayır! Bizler Mısır Azizi'nin akrabalarıyız. Onu görmek için gidiyoruz. Kendileri Bilge Yüzarsef'in babası oluyorlar. Yine ne oldu? Buradan her zaman kolayca geçiyorduk. Acele etmeyin. Anlayacağız. Sizler Büyük Yüzarsif'in akrabaları mısınız? Evet öyle. Ben Bilge Yüzarsif'in ulağıyım. Ben Yusuf'un babasıyım. Bunlar da Yusuf'un kardeşleri ve yeğenleridir. Yüzarsif Hazretleri bana sizi görür görmez en kısa sürede kendisine haber vermemi emretti efendim. Görüşmek üzere. Yolun açık olsun. Yusuf'uma selam söyle. Yusuf'umun şehri çok mu uzaktı? Teps şehrine 6 günlük uzaklıktayız baba. Şu halde 6 gün sonra Yusuf'umu görebilirim. Hayır baba, Teps'e 6 gün var. Yavaş gittiğimiz için biraz daha geç varacağız. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Ne istiyorsun? Suriye sınırından geliyorum efendim. Yüzarsif Hazretleri için çok önemli bir haber getirdim. Benimle birlikte gel. Yakında Allah'ın izniyle kıtlık bitecektir. Yağmur yağacak ve yine bolluk yılları gelecektir.
Suriye sınırından bir haberci huzurunuza çıkmak istiyor. Kral Akhenaton Hazretlerine selam olsun. Mısır Azizi Bilge Yuzarsif'e arz ederim ki, 6 gün önce babanız bütün akrabalarıyla birlikte Mısır sınırına giriş yaptılar ve Teps kentine doğru gelmekteler efendim. Benim için büyük bir müjdeydi bu. Peki kaç gün sonra buraya varacaklar? Yanlarında hayvanları da olduğu için yavaş hareket ediyorlar. 3 gün sonra burada olurlar efendim. Teşekkür ederim. Sevindirici bir haberdi. Beni mutlu ettin. Gidebilirsiniz. 36 yıl sonra babasını ve akrabalarını görecek olan Yuzarsif Hazretlerini tebrik etmek gerekir. Gerçekten çok mutluyuz. Minnettarım. Böyle bir gün için Allah'a şükrediyorum. Biz de Allah'ın peygamberini kutluyoruz. Sevincinize ortağız. Yakup peygamberin gelişiyle Mısır'daki kıtlığın da son bulmasını ümit ediyoruz. İzin verirseniz babamı ve kardeşlerimi karşılamaya gideyim. Horem Hop. Yuzarsif Hazretleri protokolden hoşlanmadığı için ailesine gerektiği gibi bir karşılama hazırlayamayabilir. Şehrin her tarafını süsleyin ve halk karşılamak için hazırlansın. Emredersiniz efendim. Taklut! Söyleyin şehri süslesinler. Bütün askeri birlikleri Peygamber Yakup ve ailesini karşılamak için hazırlayın. Emredersiniz efendim. Biliyor musunuz, Yakup peygamber ve ailesi Teps'e geliyorlar. Yuzarsif'in babası ve akrabaları kentimize geliyorlar. Onları bir karşılamaya gitmeliyiz. Yuzarsif'in anne ve babası bizim de anne ve babamız sayılır. Onları karşılamak için biz de gitmeliyiz. Yuzarsif'in üzerimizde hakkı var. Onlar 40 yıldır birbirlerini görmemişler. Yani Yuzarsif Hazretleri 40 yıldır babalarını görmemiş mi? Ben böyle duydum. Gidelim. Hadi karşılamaya girelim. Herkese haber verin. Onları karşılamaya gitmeliyiz. Mısır halkının Yuzarsif'in zahmetlerini takdir ettiğini göstermeliyiz. Gidelim.
Görüyor musun baba? Onlar dağım? Hayır baba. Ama hayır. İnsan elinden çıkmış gibi duruyorlar. Evet baba. Onlar üç büyük yapıdır ki her birinin altında bir firavun mezarı vardır. Dünyanın en büyük yapılarıdır bunlar. Bu Yusuf'umun şehri değil mi? Evet baba. Teps kenti işte burası. Yükselen toz da bizi karşılamaya gelenler olduğunu gösteriyor. Bu gelen Yusuf mu? Hayır baba, o Radomon. Yusuf'un muhafız subaylarından biri. Doğrun. Mısır'ın kurtarıcısı, bilge Yusarsif'in babası siz efendimiz, Yakup peygambere selam. Yusarsif mi? Yusuf yani. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mısır asisi ve halk sizi karşılamaya geliyorlar. Yakup peygamberden rica ediyoruz. Bu tepenin üzerinde durup gelenleri selamlasın. Ne yapmamız gerekiyor? Yusuf ve yanındakiler gelinceye kadar o tepenin üzerinde beklemenizi rica ediyoruz. Mısır seması yıllardır bulut görmemişti. Rüzgarda sabırsızlanıyor. Sanırım içinizde kopan fırtınalar dışarı yansıyor. Rüzgar, rüzgar her zaman güzel haberlerin müjdecisidir. Kavuşmanın gerçekleşeceği bu demlerde sevincime ortak oluyor. Şu gördüğüm arabadaki Yusuf'um değil mi? Hayır baba. Hayır, Yusuf değil hiçbiri. Geliyor baba. Geliyor. Kenara çekilin.
Kenarda durun. Buraya kadar fazla bir mesafe yok efendim. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Yusuf'la görüşmeye nasıl dayanacak? Gerçekten bilemiyorum. Elleri titriyor. Sizin durumunuz da ondan farklı değil anne. Endişelenmeyin. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Tahammül gösterin anne. Sakin ol kalbim. Huysuzlanma. Benim gönlüme huzur veren kişiyle görüşeceğim. Şu halde neden bu kadar çırpınıyorsun? Kardeşin nerede kaldı? Niçin gelmiyor? Görüyor musun? Ne ihtişam ve gururla geliyor. Çocukluğundan beri bize üstünlük taslıyordu. Muradına erdi de.
Bu benim Yusuf'um. Benim Yusuf'um. Yusuf! Yusuf! Yusuf'um! 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 Yusuf'um. Andolsun ki gökteki melekler şu an sevinç gözyaşları döküyor. Yusuf'un yakıcı gözyaşlarını ve tebessümünü görüyor musun? Yusuf niçin böyle oldu?
Hoş geldiniz Allah'ın Hoş geldiniz Allah'ın Mısır'a şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Mısır'a şeref verdiniz, hoş geldiniz. Mısır'a şeref verdiniz. Allah'ın Mısır'a Resulü. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize. Mısır'a şeref verdiniz Allah'ın Resulü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'ın peygamberine selam olsun. Mısır'a şeref getirdi. Üzerine olsun. Selam. 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 Hoş geldiniz. Selam olsun Yakup'a. Hoş geldin Allah'ın peygamberine. Hoş geldin. Selam olsun Allah'ın peygamberine. Mısır'a şeref verdin. Selam olsun peygamberine. Selam. Hoş geldin Allah'ın peygamberine. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberine. Mısır'a şeref verdiniz. Hoş geldiniz Allah'ın peygamberine. Mısır'a şeref verdiniz Allah'ın Resulü. Hoş. Hoş geldiniz. Allah'ın peygamberine selam olsun. Selam. Allah'ın peygamberine selam olsun. Mısır'a hoş geldiniz. Ben Mısır kralı olarak Yakup peygambere ülkemize hoş geldiniz diyorum. Buradaki varlığı Mısır halkına hayır ve bereket getirecektir. Selam olsun Yakup peygamberine. Selam olsun Allah'ın peygamberine. Yakup peygamberin Mısır'a gelişlerini iyiye yoruyoruz. Umarız Mısır'daki kıtlık onların gelişiyle bir an önce ortadan kalkar. Yusuf'un gördüğü rüyanın bir gün gerçekleşeceğini düşünüyor muydun? Asla. Hepsinden daha kötüsü de sürekli olarak onun önünde eğiliyor olmamız. Ey Yusuf! Git ve en görkemli elbiselerini giy. Allah'ın aziz kıldığı biriyle hiç kimsenin savaşmaya gücünün yetmeyeceğini herkesin görmesi için bu meclise ihtişamla gir. İzin verirseniz bir süreliğine sizden ayrılacağım. Hemen dönerim. Git oğlum. Ama çabuk gel. Kendisi Asenat, tek tanrıya tapan bir din adamının kızı ve Yüzersif'in ya da daha doğrusu Yusuf peygamberin eşidir. Bu Menese, Yusuf peygamberin kızı. Ve bu da Efraim, onun oğlu. Görüyor musun neyi? Yusuf'tan torunlarımız da varmış. İki güzel ve şirin torun. Sizin bir gelininiz daha var. Güzel ve sevgi dolu Züleyha. O da sizin gibi yıllarca Yusuf'u bekledi. Demek sen de benim gibi sevgi dolusun. Züleyha'nın Yusuf'a duyduğu aşk yıllarca Mısır halkının dilindeydi. Demek sen de benim gibi ayrılık acısı çektin. Ayrılık acısı zor değil. Kavuşma ve görüşmenin tatlılığı ayrılığın acısını unutturuyor. Mutlu ve huzurlu olmanı diliyorum kızım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.
Sen benim Yusuf'umsun. Görüyor musun? Ne kadar güzel ve ihtişamlı duruyor. Evet, bizim Yusuf'umuz. Güneşten daha parlak ve aydan daha güzel olmuş. Hayır, babasının azizi. Sen elimi öpmemelisin. Sen babandan üstünsün. Doğrusu benim senin elini öpmem. Bu Yusuf. Kardeşiniz Yusuf geri döndü. Yıllardır ortalıkta olmayan, yıllardır ayrılığı içimi yakan, yıllardır beklediğim, kaybolmuş Yusuf'um geri döndü. Evlatlarım gelin, Yusuf'u bulduğumuz için Allah'a şükredelim. Yusuf'u bulduğumuz için şükür secdesine hep birlikte kapanalım. Hep birlikte Allah'a Yusuf'u bulduğumuz için dua edelim. Yıldızları, ay ve güneşi seyre dalmıştım ki beni uyandırdınız. Sana secde etmesi gereken güneş şimdiden huzurunda diz çöküyor. Ay ve 11 yıldız da bir gün huzurunda secdeye kapanacak. Sen bir gün hem mevki kazanacak hem de manevi bakımdan yükseleceksin. Kalkın baba, kalkın. Görüyor musun Yusuf'u? Ay, güneş ve 11 yıldızın secdesini görüyor musun? Evet, baba, görüyorum. Çocukken gördüğüm rüyanın yorumunu görüyorum. Yüce Allah, cemal ve celal sıfatlarını enbiya ve evliyalarının varlığında ortaya koyar. Allah'ın velileri güzel eylemlerle Allah'ın birçok sıfatına ayna tutarlar. Ve Yusuf'umun bu sıfatlardan nasibi diğer peygamberlerden çoktur. Eğer Yusuf'umun Allah'ın yeryüzündeki cemalinin yansıması ve onu gösteren bir ayna olduğunu söylersem ileri gitmiş olmam. Bütün bunlar Allah'ın bana sunduğu inayetlerdir. Benim kendimden hiçbir şeyim yoktur. Allah beni zindandan kurtardı. Şeytan benimle kardeşlerim arasına ihtilaf düşürdükten sonra da sizi Kenan'dan buraya getiren odur. İşleri sağlam ve hikmetli olan odur. Rabbim, sen bana Mısır azizliği ve yöneticiliği ihsan ettin. Sen bana güç verdin. Rüya yorumlama ilmini sen bana öğrettin.
Beni teslim ve razı bir halde öldür. Ve salih kullarınla birlikte dirilt. Allah'ım, Yakup'un bekleyişine son verdiğin için sana şükürler olsun. Beklenti içindeki gözlerimi oğlumu göstererek aydınlattın. Allah'ım, bir bekleyiş içinde olanların beklediklerini onlara nasip et. Allah senin aracılığınla ilahi yönetimin güzelliğini sergilemek için dünyanın bir köşesinde salih kullarından birinin yönetimini gözler önüne serdi. Ama hala dünya halkının çoğu sapkınlık, zillet ve fakirlik içinde yaşıyor. Allah senden sonra da peygamberler gönderecektir. O peygamberlerin sonuncusu insanları hem içlerinde bulundukları kötü durumlardan hem de zalimlerin zulmünden kurtaracak bir kitapla gelecek. Adı nedir? Adı yıllardır senin zor zamanlarında sana huzur veriyordu. Kimdir? Ne zaman gelecek? O peygamberlerin sonuncusudur. Adı da Ahmet olacaktır. Ondan sonra bir peygamber gönderilmeyecektir. O tek bir kavme değil, bütün insanlara gönderilecektir. Kendisine indirilen kitapta adaletin bütün yeryüzüne yayılması için gerekli bilgiler verilecektir. Hiç kuşkusuz siz bu son peygamberi de göreceksiniz. Kendisine benim selamımı söyleyin. Sence gelecekte İsrailoğullarının kaderini Yusuf mu çizecek yoksa Yehuda mı? Bu çok açık. Tabii ki Yusuf. Hayır Şimon, hayır. Gelecektekiler İsrailoğullarına Yusuf'u değil Yahudi diyecek.